Evet arkadaşlar merhaba. 3 Eylül 2022 Cumartesi günü tekrar Ankara'dayız. Ankara'da bugün 9 koşulu bir program var. 2 adet de altılık ayağım var arkadaşlar. Evet. Ankara'da devamlı sürprizler gelmeye başladı. Olsun daha iyi. Rast gelsin diyelim. Güne birinci koşuyla başlıyoruz. Saat 14'te Mary Ellen koşusu. Şartlı bir dişiler. 2 yaşlı İngiliz hepsi ilk kez koşacak. 1300 metreye çıkacaklar. Bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz böyle burada. Evet burada yani normal şartlar altında yani bu tip ayakları H işaretiyle geçmekte yarar var ama biz burada 6 tane at yani 9 atı 6'ya indirebildik. 4 numaralı Elmaster Müslüm Çelik. 3 numaralı Defiant Mehmet Akyavuz. 9 numara Unstoppable Force Kadir Tokaçoğlu. 8 numara Shima Enaga Mehmet Keskin. 5 numara Gökmer Dağ. Gökmer Dağ evet. Emrah Sincan. Ve 7 numaralı Queen Kıymet. Fatih Rüstem Bebek. Benim atım bu açıkçası. Victoria Gallop temsilcisi. Artık bilmiyorum nasıl AGP çıkacak bunlara ama bu Queen Kıymet bence mutlaka kuponlarda olması lazım. Evet çalışmaları da 25.8, 25.5. Güzel. Evet arkadaşlar. 4, 3, 9, 8, 5, 7. İkinci koşuya geçtik şimdi. Altılık ayağının birinci altının ikinci ayağı oluyor. Evet, ikinci koşuda da bir şartlı 5 mücadele var. 3 yukarı İngilizler. 1200 metre kum. Evet, burada arkadaşlar normal şartlar altında tuttuğumuz bir safkan var. O da bir numara Alicho. Aslında bu Alicho'nun çok güzel, yani Victor Garlop yine burada bakın. Çok güzel bir performans göstermesi lazım. Mahsun Turan biniyor. Böyle ikişer ikişer kazanıp, ikişer ikişer ara veren bir İkişer üçer ara veren bir safkan. Mehmet Kaya yok bu aralar ortada. Yalnız Mahsun Turan'la iki defa arka arka kazandı. Daha evvel Mehmet Kaya biniyordu bu safkana. Bir numaradan biz çok ümitliyiz. Güzel bir koşu bekliyoruz. Arkasından üç numaralı Ceyar. Yine kumcu safkan. Bakın bu burası normal kum ve Ceyar kumu seviyor. Dikkat. Dört numaralı D'Artagnan Mehmet Akyavuz. Ve 5 numaralı Sert Yıldırım Ali Kaçmaz daha sonra. Evet, öncelik bizim burada arkadaşlar 1 numara 3 4 5. Yani biz artık burada 2 pas geçtik Bedestan'ı ama dileyenler baksın arkadaşlar bu kadar hani 7 at, ayağı da 5 at yazılmaz 7 at 7 atın koştuğu bir yerde. Ama burada biz 2'ye bölük dikkat ederseniz 1 ve 3 ön planda 4 ve 5 arka planda. Üçüncü koşu şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çimpiste çıkacaklar. Burada 8 tane safkan var. Arkadaşlar burada biz işte şimdi burada bu hani bakın yani burada yazmadığımız bu ata binen Serkan Yılız Apprenti'yi biz burada Repairman'le banko atıyoruz. Tek atıyoruz arkadaşlar. Evet bu safkanın burada geçilmemesi lazım. Bu Serkan Yılız iyi bir apprenti. Kötü değil. Böyle bindiği güzel safkanları da getirecek güce sahip yani beceriye sahip. Jockey ve apprenti kalitesine baktığın zaman da zaten burada ne kadar hani burada bir işte Vay Tuna Vay'a biniyor Müslüm Çelik. Belki o sıkıştıracak onu veya Getto. Vahdettin Kaplan'dı değil mi o? Vahdettin Kaplan şurada. Yani şu 3-4 sıkıştıracak. Biz biri tek atıyoruz arkadaşlar. Güveniyoruz biri. O çocuk iyi bir koşu çıkaracak. Burada vermedik ona. Ama burada veriyoruz. Tek olarak veriyoruz. Evet, dördüncü koşu Mary Ellen koşusu. Tekrar şartlı bir dişiler, 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çıkacaklar. Evet, burada ilk kez koşacak olan safkanları yine izleyeceğiz. 2 yaşlı İngilizleri yine 1300 metrede. Tekrar ediyorum, bu tip ayakların en doğru hareketi H işareti ama biz yine de 4 numaralı El Queen Mehmet Akyavuz, 5 numaralı Golden Hope Mert Ali Solmaz, 7 numaralı Lady Capella Müslüm Çelik, 9 numaralı Touch of Color Fatih Rüstem Bebek ve 1 numaralı Arya Sansa, bu Game of Thrones'daki o var diye kız kardeşler. Biri Arya, biri Sansa onu vermiş. Güzel, akıllıca bir isim. Benim atım burada bu yalnız, onu söyleyeyim size Mahsun Turan'la. Şey çok iyi, çok sağlam bir orijin yakalamışlar. Nasıl yakalamışlarsa bunu. Güzel. Evet, 4, 5, 7, 9, 1 arkadaşlar. Buradaki bizim bulduğumuz bu. Lady Capella da iyi. Dubai'den geliyor. Wow. Evet, 5. kuşu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar 11 tane safkan var burada. Bu 5. kuşu da.
72 bin lira ikramiye var. Burada biraz sürpriz kokusu var, onu söyleyeyim. 4 numaralı Persecution, Emrah Sincan'la ilk atımız. 5 numaralı King Avşar, ki benim tuttuğum safkan burada bu. Bu King Avşar'dan güzel bir koşu günü. Hep Ankara'da koştu bu. Kum koşusu daha iyi. 2 defa çim koştu. Tam anlamında unutturdu. Bilmiyorum bilhassa mı yaptılar, nasıl yaptılar. Bir anda şimdi şartlı 3'e çıkarttılar bu safkanı. Maiden mi safkan mı, onu söyleyeyim öncelikle. Zaten burası şartlı 3 olmasına rağmen biz zannedersem bir tane, iki tane bile birinci var. Diğerlerin hepsi Maiden. Evet, ilginç bir koşu gerçekten olacak. 6 numaralı Nor Rapid, Kadir Tokaçoğlu. 9 numaralı Sirius Black, Harun Kılıçarslan. 2 numaralı Veni ise Ali Kaçmaz. Ve arkadaşlar 11 numaralı The Wall, Vahdettin Kaplan. Bu köstenciliği istiyorsanız yazın arkadaşlar. Bu Serkan Yıldız burada rekor kırarsa, yani Halis Karataş falan olması lazım arka arka 3 tane kazanabilmesi için, ama dileyenler yazsın. 4, 5, 6, 9, 2 ve 11 diyoruz. Belki de bir tek burada kazanacak. Yani belki de yazmakta. Siz bilirsiniz. Eğer oralara at yazıyorsanız, buralara, daha belki ayaklara, burada biri mutlaka ilave etmekte yarar var. Evet, 6. kuşu Zeki Tunca koşusu. Kısa vadeli dişiler. 4 yaşlı Araplar. 1600 metre. Çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada güzel bir grup bulduğuna inandığımız 5 numara Esil Ali günün hem birinci altılıyı bağlıyor hem de ikinci altının bankosu olarak ilan ediyoruz. Müslüm Çelik'le grup koşusuna falan çıktı bu Karataş'ta, İstanbul'da. Grup 3'lerde 5, 3. oldu. Grup 1'de 5. oldu. Yani burada kısa vade değil, bu Müslüm Çelik'le alması lazım. Kadir Demirel yerine şimdi Muhammed Özdemir. Kadir Demirel yerine Müslüm Çelik biniyor. Bu yakaladığı bu grubu değerlendireceğini düşünüyoruz ve bizim bugünkü çok net bir bankomuz bu. Eskiler. Müslüm Çelik'le. Kızılcıpınar, İlya da bunlar da tabii zorlayacaktır. Ona baktığınız zaman Kızılcıpınar'ın da A3 koşulları ve Grup 3 koşullarında gayet güzel performansları var, ama dediğim gibi Esiler burada bizim bankomuz arkadaşlar. Bir karar vermek zorundayız sonuçta. Kararımız bu yönde. Burada Kadir Demirel çalıştırmış en son. Zorlamamışlar atı belli. Evet. 7. kuşu da şimdi şartlı 5, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 2200 metre kum piste çıkacaklar. Tam 6 tane safkan var. Arkadaşlar burada H işaretini kullanacağız. Zaten 5 at ekürlerle. Ama burada bizim favorimiz ekürler. Yani burada çelik kalkan, hani ya şöyle söyleyelim burayı. Ya 2 ve 3 banko veya hepsi diyelim. Hani burada, ama burada mesela biri tutuyoruz. Günpınar'ı tutuyoruz. Çok, ben mesela, benim atım burada Günpınar. Yani bu Günpınar'ın burada bugün çok iyi bir koşu çıkaracağına inanıyorum ben açıkçası. Yani o yüzden çünkü grup 2'ye falan da soktular bu şeyi. Şartlı 5'in devamı kazanıp durdu. Yani Günpınar'sız geçilmez bu ayak mesela. O yüzden bu orası en güzeli. Ya 2 ve 3 banko. Tamam, anlıyorum, burada çelik kalkan kesinlikle banko olabilecek bir safkan, ama Günpınar bana göre bu safkanları geçebilecek bir güce sahip. Artı 6 ve 5 de aynı şey. Ne kaldı geriye? Biri tutuyoruz. Ekürler banko diyoruz. Günpınar'ı tutuyoruz. Özbilene, Özbatı'yı, yani süpermencilik oynamanın bir anlamı yok burada. 8. koşu handikap 17. 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada çim pistteyiz. 7 tane at var. Arkadaşlar burası aslında normal şartlar altında burada 2 numaralı Bayezid İsmail Demir'le kazanmaz mı? 7 yaşlı bir safkan. İrlanda Origin epeydir kazanamıyor. Yani 4 günde ara verdi. Geç çıkıyor bilmem ne. Kimse oynamayacak bu atı, ama bu at bugün gelme ihtimali var. Bugün göreceksiniz. Bu atı bugün gelirse hiç şaşırmayın, bu Bayezid'i. İlk atımız bizim Bayezid. 4 numara Rashomon Müslüm Çelik'le. Ve tabii ki 3 numaralı King Fa pardon 4 numara Rashomon ve 5 numaralı Kandoid arkadaşlar. Ali Kaçmazlar. 2, 4 ve 5 diyoruz buraya. 2, 4 ve 5 diyoruz. Tabii ki burada Zolomum, yine Serkan Yıldız bindirmişler Zolomum'a. Ve King Falcon da arka planda arkadaşlar. 2, 4 ve 5 diyelimiz. 2'den biz güzel bir koşu bekliyoruz bugün. Çok farklı bir koşu. 4 gün arada olması hiç önemli değil. Burada bir şekilde güzel koşacağına inanıyoruz. Bu Bayezid'in. Bayezid.
Evet. Bakalım ne olacak arkadaşlar. 9. koşu şartlı 19'u 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pist. 10'a 15 tane at var. 3 numaralı Great Exuma Müslüm Çelik'le 7 numaralı Fort Knox Mehmet Akyavuz 8 numaralı Gracias Mert Ali Solmaz 15 numaralı Wabi Sabi Furkan Çetin ve 1 numaralı Havin Sarıya Kadir Tokaçoğlu arkadaşlar. Evet, burada tabii bugün yani tekrar edelim 3 7 8 15 1 dedik. Şimdi Ankara'da ben size şöyle bir formda olan jokerleri de söyleyeyim. Yani öncelikle geçen hafta biliyorsun Uğur Temur, Mehmet Nuri Sümkar bunlar birer yarış kazandı. Vedat Abiş çok formda. Müslüm Çelik ve Çelik grubu Ankara'da bir ya da ikişer yani Müslüm Çelik ve Ahmet Çelik koşuyorsa birer koşu kazanıyorlar. Kazandılar. Ercan Çankaya Ankara'da çok iyi. İki tane koşu kazandı. Gökhan Kocakaya da boş geçmedi. Yani burada şunu asla aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Ankara'da Çelik grubu daima yarış kazanır. Ha Mehmet Salih Çelik'le kazanır, Müslüm Çelik'le kazanır, Ahmet Çelik'le kazanır ama kazanır. Artı bunlardan arta kalanlar da Ercan Çankaya, Muhammed Özdemir, Nizamettin Demir koşuyorsa bunlar da mutlaka devreye girerler. O yüzden buradaki jockey performansına baktığımız zaman Çelik grubu ön planda kalıyor. Bütün ve Vedat Abiş mutlaka çok ön planda. Hani Saadettin Boras falan ne iş yapıyor onu bilmiyorum artık da hani jokeyliği bıraktı falan mı o herhalde atın üzerinde geziyor herhalde. Hani hava almaya mı çıkıyor acaba ben merak ettim. Ha, bir fonksiyonu göremiyoruz biz Saadettin Boras'ın. Evet arkadaşlar Ankara ile ilgili genel değerlendirmemiz bu şekilde. Tüm izleyenlere bol şans diliyorum arkadaşlar. Evet beğen yapmayı unutmayın ve lütfen tabii ki yorumlarınızı da bekliyoruz. Neden? Çünkü daha hala kanalımız bilmeyenler var. Böylelikle üst kısımlarda yer alabiliyor. Zaten pek tahmin yapan da kalmadı herhalde. YouTube'un bu yeni politikaları sayesinde gelirler inanılmaz derecede düştü. Onu söyleyeyim size. Yani %20'lere falan düştü eski oranla. Evet, bir sonraki yarış gününde görüşelim. İstanbul için de tam 3 adet bankomuz var. 9 koşulu program için premium üyelik gerekiyor diyoruz ve herkese güzel bir cumartesi günü geçirmesini diliyoruz. Hoşça kalın.